Arkadaşlar merhaba. Yerel gazetecilik konusuyla ilgili bugün Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeyiz. Tavşanlı Express gazetesinin her şeyi diyebiliriz. Tuna Eşleyen abimiz var yanımızda. Bugün yerel gazetecilikle ilgili ona birkaç soru soracağız. Ondan bu konuyla ilgili bilgi alacağız. Arkadaşlar şu an Tuna abimizin yanındayız. Tam da şansımıza şu an Tuna abimize bir telefon geldi. Tavşanlı'da amatör küme maçlarını varmış şu anda. Evet. Yine bir sorumuzu soralım ama. Tuna abi, habere nasıl ulaşıyorsunuz? Haber size nasıl geliyor? Haber çok çeşitli şeylerden, açılardan geliyor bize. Mesela daha çok bizi şu anda tanıdıklar için tabii arayıp ulaşıyorlar bize. Yani telefondan. Bir olay olduğunda veya yangındır, Allah korusun, kaza olaylarında bizi arayan kişiler oluyor. İşte hem aslında bu hem kişiler kendi merakını gidermek için de bazen mesela itfaiye geçti, ambulans geçti, nereye gitmiştir diye bizi arıyorlar. Biz de araştırıp o olay yerine gidiyoruz. Bir de telsizle polis anonslarını duyabiliyoruz. Ama çoğu zaman vatandaşların telefonla aramasıyla araştırma yapıyoruz. Bir de toplantı olsun veya bazı programlar tabii önceden bize telefonla bilgi veriliyor. Ona göre hareket edip gidiyoruz yani haber yerine. Arkadaşlar şu an röportaj esnasında Tuna abimize bir haber geldi. Şimdi onu çekmeye gidiyoruz Tuna abimizle beraber. Yaylacık Spor ve Hanımçeşme Spor'un karşılaşması olacak. Bu karşılaşmayı çekmek için de biraz abi Tuna abi birazdan burada olacak. Karşılaşmanın görüntülerini çekecek, fotoğraf çekecek, video kaydı alacak. Onları da habere koyacak. Biz de ona bu çekim esnasında eşlik edeceğiz. Haberi nasıl çekiyor onları size aktarmaya çalışacağız. Arkadaşlar şu an Tuna abi gazetede haber için kullanacağı fotoğraf ve video çekimini gerçekleştiriyor. İsmet Avcı mı bu? İsmet Avcı mı? Arkadaşlar şu an maçtaki çekimlerimizi tamamladık. Bundan sonraki aşamayı Tuna abimiz anlatsın bize isterseniz. Evet, şu anda haberden geldik. Yani her haberde olduğu gibi çekimleri, fotoğraf veya kamera çekimlerinden sonra büromuzda, bilgisayar başında mizampaş sayfa tasarımı yapıyoruz. Haber geldikten sonra yazdık haberi. Daha sonra başlığını, işte içeriğini yazıyoruz. Daha sonra fotoğraf yerleştirmeleri oluyor. Şu şekilde fotoğrafı yerleştirdikten sonra hazırlığımız tamamlanıyor. Resim seçerek, işte yazı karakter, metni yerleştirerek sayfaya ve fotoğrafı, uygun fotoğrafı bulup sayfaya yerleştiriyoruz yani her haberi. Bu fotoğrafları sen çekiyorsun, yazıları sen yazıyorsun hep değil mi Tuna abi? Evet, yazıları ve fotoğrafları, şey hepsini hazırlığını ben yapıyorum. Yani fotoğraf çekimini, kamera çekimini, haber hazırlaması, mizampaş, tümünü ben kendim yapıyorum tek. Başka senden başka? Başka çalışan yok, tek başıma. Neden tek başımasın abi? Şu an ekonomik tabii gazetecilik pek öyle yani. Büyük gazeteler işte, bir yerelde pek getirisi olmayan
meslek diyelim. Yani getirisi, maddi olarak getirisi yok. Tuna abi, peki bu gazeteciliği yaparken yaşadığın üzücü olaylar oldu mu? Veya üzücünün evet. yanında komik olaylar, eğlenceli olaylar? Yani şu anda komik olaylar şimdi var çok aslında da. Hı hı. Üzücü olaylar da mesela şunu söyleyeyim. Biz her haberde haber yazdığımız için yaşıyoruz yani. Acı olayları, trafik kazası olsun, ölüm, yangın. O olayı yaşıyoruz. Hem görerek yaşıyoruz birebir, hem de psikolojik olarak da o haberin içinde oluyoruz yani. Haberi yazarken de bizi bayağı yıpratıyor yani. Komik olay çok. Mesela abi, hatırlayabildiğin var mı şu anda? Şimdi hatırlayabildiğim... Yani o yok yani şu anda da durmuyor. Aklıma gelince size kesip şey yapacağız. Tamam. Gece 2'de telefonum çaldı. Bir arkadaş aradı. Telefonda işte köprüden süt tankerinin köprüden aşağı gittiğini söyledi bana. Haber için aramış. Gittim. İşte saat 3-4 gibi vardım. Orada şoför yaşıyormuş yani. Tanker aşağıymış, köprüden aşağısı dere gibi, dere yatağına çakılmış. Fakat şoför sağdı içinde. Vardığımda işte bana dediler şey yap, konuştur istersen, sorular sor haberci olarak da hem şoföre şey yapsın. Adamın bilinci açık kalsın dedi. Oradaki arkadaşlar şeyler. Ondan sonra ben adama dedim nasıl oldu kaza, şu bu yani. Nasıl yaptın diye soru sordum tabii adamın bilinci açık kalsın. O da direkt küfretti. Arkadaşlar, bugün Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeydik. Tavşanlı Express gazetesini tanıdık Tuna abimizle beraber. Çok teşekkür ediyoruz ona, bize yardımcı olduğu için. Kendinize iyi bakın. Ben teşekkür ederim.